Ev Bilgilerim kanalından merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugün yine sizlerle harika bir video çekimi yapacağız. Videomuzun ana konusu yine orkidelerimiz olacak. Onlara süper bir bitki besini hazırlayacağız ve süper bitki besini sayesinde çiçek açan orkidelerimin güzel çiçeklerini ve açmayan orkidelerimin, şu anda tomurcukta olan açmayan orkidelerimin de böyle güzel ve görkemli ve sağlıklı çiçekleri nasıl verdiklerini anlatıp açıklayacağım ve bir uygulama ve bir kür paylaşacağım yine sizinle. Harika bir kür paylaşacağım arkadaşlar. Bitkileriniz için süper bitki besini hiçbir kanalda, hiçbir yerde bulamazsınız. Su bardağı suda yumurtalarımızı haşladık. Haşladıktan sonra içine şöyle kaynattık. Yumurtalarımızı içinden aldık. Bir tane muz kabuğu ve yine içine orkidelerimiz için süper besin hazırlarken şöyle bir, iki, üç yemek kaşığı da pirinci ekleyip böyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra bunun ağzını kapatıp 30 dakika bekletip ev besini sayesinde orkide yapraklarınız sert, sağlıklı, güçlü ve kesinlikle sararma, kıvrılma ya da kırılma olmuyor. Şöyle hasta ve sağlıksız gelen orkideler bile o bitki kürü sayesinde harika ve sağlıklı görünüme ulaşıp çok güzel çiçekler açıyorlar. Kürümüz bekleme süresini doldurdu ve harika bir şekilde içindeki etken maddeler suya karıştı ve şimdi kürümüzün uygulamasına geçelim. Pirinçlerimiz sıcak yumurta suyumuzun içerisinde şişti. Bütün etken maddelerini suya verdi. Muz kabuğumuzun içerisindeki potasyum, magnezyum ve bitkilerimiz ve orkidelerimiz için faydalı olan bütün vitaminler suya karışmış oldu. Ve bu şekilde elde ettiğimiz kürümüzü hemen süzüyoruz. Daha sonra süzdüğümüz kürümüze bu şekilde bitkilerimize verdiğimizde ağır gelebilir. Bitkilerimizin köklerinde ya da emilim sırasında yapraklarında fazla geleceği için zarar verebilir. Onun için sulandırma yapıyoruz. Ekleyeceğiz arkadaşlar. Tam 1 litre. Şöyle bu suya iyice karıştırıp pamuğumuzu ıslattıktan sonra bütün orkidelerimizi, ben şimdi bir tanesini göstereceğim, daha sonra hepsini yapacağım. Şöyle bütün evdeki orkidelerimizin hepsinin önlü arkalı olarak yapraklarını siliyoruz. Hem yaprağın bitki besinini yapraktan da almasını sağlıyoruz. Diğer taraftan yaprağın dalına, yaprağına ya da yaprağın köküne, önüne ya da arkasına yerleşmiş olan bütün bakteri ya da zararlı bütün canlıları da temizlemiş oluyoruz ve yaprak temizliği yapmış olduğumuz için orkidemiz daha sağlıklı bir şekle geliyor. Şimdi ben bütün orkidelerimi videoyu kapattıktan sonra uygulayacağım. Videonun çok uzun olmasını istemediğim için bu şekilde çekimini yaptık. Şimdi temizliğini yaptık. Yaprak temizliğini yaptık birinci orkidemize. Daha sonra orkidemizi şöyle bir kabın içerisine alıyoruz. Şöyle yanlarından
Çok ortasına inmeden bu şekilde orkidemizin güzel bir şekilde sulamasını yapıyoruz ve orkidenin köklerinin bu sıvıyı yeterli kadar içine alabilmesi için her orkidemizi en az 5, en fazla 15 dakika bu suyun içerisinde bu şekilde bekletiyoruz. Beklettikten sonra orkidemizi güzel bir şekilde şöyle süzerek alıp iyice suyunun süzüldüğünden, hatta bir tel, bir kasa ya da fırın teliniz gibi bir teli güzel bir şekilde koyabilirsiniz lavabonuzun üzerine. Orkidelerinizi süzdükten sonra o telin üzerine koyun. Bir 5 dakika kadar beklesin. Bütün su içerisindeki sıvıların hepsi aksın. Ben öyle yapıyorum çünkü. Daha sonra orkidelerimi alıp konumlandırmak istediğim yere tabaklarla birlikte koyuyorum. Şimdi bu kürüm faydası ne? Bu kürüm birincisi faydası şu anda orkidemizin hava kökleri de suya daldığı için hem hava köklerini beslemiş olacağız hem de orkidemizin kaybettiği vitamin ve mineralleri karşılamış olacağız. Diğer taraftan yapraklarını, orkidemizin yapraklarını bu suyla sildiğimiz için orkidemizin yaprakları herhangi bir bakteri ya da hastalığa karşı koruma kazanmış olacak. Ayrıca orkidemizin yapraklarına bu sudan sürdüğümüz için aslında çok fazla kullanmıyoruz onun için. Orkidemizi yapraklarına da bitki besini vermiş oluyoruz. Yani orkidemizi hem kökleriyle hem hava kökleriyle hem de yapraklarıyla beslemiş oluyoruz. Şu anda benim bu orkidemin üzerinde çok güzel çiçekleri var. Şöyle geldiğinde 2-3 tanesi açmıştı. Benim bu orkidemin bildiğiniz gibi geldiğinde 2 ya da 3 tane çiçeği açmıştı. Diğer çiçekleri tomurcuk şeklindeydi. Şu anda bütün çiçeklerini açtı. Yalnız bakın şurada tepede, şöyle göstereyim sizlere. Şurada tepede tekrardan bir tomurcuk ve o tomurcuğun altında da tekrardan bir çiçek dalı oluşturma kapasitesi var.